Bilgilendirmemiz olsun diye. Sayın Başkanımızın başkanı olduğu kooperatif şehirde medar iddiarımız. Böyle olunca bölgenin gelişmesine, sanayinin gelişmesi önemli katkı. Ve aynı zamanda da önemli bir ekonomik girdi sağlanıyor. Tabii bütün arzumuz buranın daha da geliştirerek uluslararası standartlarda üretim yapıp rekabet edebilecek duruma da buraları getirmek. Tabii bu rekabet edebilecek duruma ve standarda gelmesi aynı zamanda fiziki mekanın da iyileşmesine bağlı. Buradaki yapılan imalatlarla ilgili işçiliklerde hiç kimsenin bir sıkıntısı yok. Ama uluslararası standartlara baktığımız zaman tabii iyileşmelerin olması gerekiyor. İşte burada da elbette kooperatifin ekonomik maddi imkanları da müsait ki kamu olarak buna neler yapabiliriz? O da olarak bizler ne destek verebiliriz? Böyle bir düşünceyle tabii bugün buralara kadar gelindi. Mevcut fiziki mekanın taşınması çok çok önemli bir operatif yapıya elimizde ne gelirse desteği vereceğiz. Biz arz ettik 2014 yılında artık ihalesi yapıldı ve inşaatın tamamlanması. Zaten tamamlanmak çok fazla bir süre değil. İnşaatın tamamlanması bir yıl. Ama ön hazırlığı çok uzun sürüyor. İçerisinde altyapı olarak baktığımız zaman hedefimiz tabii deniz bölgeli, gelen taşların girdilerine sesmo, tayin olur. Kumlaması şekerde, boyanması, formuna, projedeki formuna göre işlenmiş. Dolayısıyla tek elden olunca ve kurulacak sisteminde kar amacı gitmeyen bir sistem olması münasebetiyle artık rekabet ve tür şansının çok yüksek olacağı ve belli standartın üzerinde Türkiye bir tarafa dünyadaki standartlara gelme durumunda olacak bir sistem. Hazırlanan keşifleri ve istediğimiz fiziki mekandaki makine ekipmanlarının artması nedeniyle eskiden 10 milyon civarında hesapladığımız euro olarak bir bedel bugün 11,5 milyon eurolarda seyrediyor. Bununla ilgili belli bir formalite çalışmalarla uğraşıyoruz. İnşallah onu da bu 2014 yılı içerisinde o da herhalde 1-2 hafta içerisinde netleşecek. O da netleştikten sonra daha rahat bir ortamda oluruz. Eskiden olduğu gibi gemilerin gövdelerinin yapılması yerine artık bundan sonra ince işlerine de girilmesi olacak. Bu ince işlerde de elbette yeni girişimcilerin olması gerekiyor. Çok çok önemli. Hepinizin bildiği gibi şu anda sadece gövde yapma birim maliyetiyle tümünü yapma birim maliyetleri arasında oldukça önemli rakamlar olacak. Bütün hedefimiz o olmalı. Yani gemiyi tam bu şekilde burada bitirmek. Üniversite bu laboratuvarın kurulması ile ilgili olarak ne kadar işin içinde? Bu işin içinde olmasından memnun musunuz? Daha fazla yapılması, bu ilişkinin daha iyi düzeye çıkarılması adına aklınızda bir şey var mı? Tabii burada kimin elinden ne gelirse o gayreti sarf etmesi gerekiyor. Çünkü bizim gayretimiz bütün burada çalışanlar özel sektör. Özel sektör bizim üyelerimiz elimizden geldiği kadar ne varsa maddi manevi her şeyle biz buradayız. Üniversitede bilimsel olarak tabii işin laboratuvar kısmında biz daha fazla aktif rol almak istiyoruz. Sadece laboratuvar değil hocam. İşin bilimsel kısmında bundan sonra daha fazla görev düşüyor. Çünkü buradan geçecek olan mühendislerim de arzu ederiz ki buralarda gelin çalışsınlar. Burada hizmet versinler, girişim yapsınlar. Onlara da yeni bir istihdam açalım.
Aynı şekilde de burada 10 tane atölye hizmeti verecek. Bunların da bahsettiğimiz hedefimiz büyük olduğu için bu hedef içerisinde 10 yakın mühendislik olacak. Bu olmadan olmayacağına göre bu da çok büyük önem var diye düşünüyorum. Biz hem bütçe olarak 10 milyonu geçtiğimiz için bizi İPA 2 kısmına aktaracaklarını söylediler ve hem bütçe olarak hem de zaman olarak biraz daha rahatladık. Yoksa sıkışmış durumdaydık aslında. Hani prosedürlerden dolayı, bizlerden kaynaklanmayan prosedürlerden dolayı gecikmeler oluyordu. Ama şu andaki aşamada rahatladık. 2018 gözüküyor, değişiklik olmaz. Bu alanda Nur Gemi Gediğin almış olduğu, işte şu anda çalışmalarına başlamış olduğu çerçeve alanıyla ilgili proje. Herhalde bir yanlış iletişim hatası oldu. Şamlıurfa Belediye Başkanımız burada haber verilemedi. Kendisini aradık ama Trabzon'daydı kendisi. Biz de istedik ki o da burada olsun. Çünkü tamamen onların mülki sınırlar içerisindeki bir proje. Amacımız bunlar kar etsin, ayakta kalsın, dünyayı işlattığı potansiyelini İstihdamsa. Projeden Nur Gemicilik de faydalanabilecek. Hepsi yani projedeki bütün tesislerden Nur Gemicilik teknikistim Yeni Cam Tersanesi. Biz de birleşiyordu zaten. Yeni Cam Tersanesi olarak gidiyoruz. Oradan birleşiyor da şeyde. Bir parsel numarası bir şey olmadığı için normal bir kadastro hali yok oranın. Yani bir tapusu bir şey olmadığı için mal müdürlüğünden, yani Maliye Bakanlığı'nın mal müdürlüğünden Trabzon'dan vermişler falan yaptım. Koordinatlı bir evrakı eksik sadece şu anda. Konuşmuştuk. Tabii o da burada bakıyor ki 10 tane oy var. Şeyde daha fazla oy var. Doğru asfalta. Kısmı olarak düşünüyoruz. Taşınacağız. Ya, tabii. Ama önümüzde bir engel var. Özellikle yani, benim yerimde çok büyük bir engel var. Evet, doğrusu olmuş olsa çok iyi oldu. Mahmut, al beni. Tamam.